Herkese merhaba. Konu tarama testine geldik. İlk modül, ikinci modül, üçüncü modül ve dördüncü modülün kısaca konu özetleri ve gramer soruları. Bunları çözeceğiz bugün. Yeni zamanı daha önce öğretmiştim. Ona bakın, yani bakmanızı tavsiye ederim eğer hatırlamıyorsunuz. Çünkü bu sorular o sorular. Aşağılara do, does ya da don't ya da doesn't getireceğiz. Hatırlayın, does ve doesn't'ları he, she, it'te. Do ve don't'ları diğerlerinde kullanıyorduk. Ben dediği için, he, she, it olmadığı için ben onları da çok severim diye vurgu yapacaksınız. I like diyebilirsiniz ben severim anlamında ama I do like dersiniz. Böyle vurgu yapmış olursunuz. Yani çok severim. I do like fizzy drinks. Ama burada nefret ettiğini söylediği için I do like yani çok severim değil. I don't like diyeceğiz. I don't like fizzy drinks. Hangi kitapları? Carla. Şimdi Carla bir kız ismi. She. She olduğu için buraya do mu does mı getireceğim? Does she read? What kind of books does she read? Ne tür kitapları o okur? Where? A teacher. Bir tane öğretmen. Öğretmen de he ya da she olabildiği için buraya ne gelecektir? Does. We drink orange juice. Şimdi biz portakal suyu içeriz. Biz çay içmeyiz diyecek. Biz içmeyiz. Don't mu doesn't mı? Don't. Neil erkek ismi. Do mu does mı? Does. How does Neil go to school? Neil okula nasıl gider? Ben flütü çalarım ama ben gitar çalmam. Buraya play mi? Plays mi? S nerede geliyordu? Şu fiillere S geliyordu mesela. Play plays oluyor. Listen listens oluyor. Bu nerede oluyor? He she it oluyor yine. Buraya bakalım. He she it olmadığı için play. I play the flute but I don't mu doesn't mı? Don't play the guitar. Güzel ya. Jane listen mi listens mı? Listen to pop music, but she don't listen mı doesn't listen mı? Doesn't listen to rock music. So we drink mi drinks mi? Drink. We drink tea, but we don't drink mi doesn't drink mi? Don't drink. I eat apples demiş mesela. I eat mi? I eat mi? I eat değil. Eat apples. But I don't eat mi, doesn't eat mi? Don't eat plums. Erik yemem. Sam play mi, plays mi? Plays voleybol but he don't play mi, doesn't play mi? Doesn't play basketball. Buradaki mantığı kavradığını sanırım artık. Sam voleybol oynar ama basketbol oynamaz. Bunların hepsi bu arada geniş zamanda. Yapar, eder, gider gibi. Buraya bakalım. Buraya da WH sorularından koyalım. At the cinema demiş. O zaman neredesin diye soracağım. Where are you now? Anne ve Mary dediğine göre kişi isimleri var. Kim diye soralım. Who are you with? Kimin nesin? Who are you with? Kimin ile? İle, with ile. Hangi film diyeceğiz? Bu Transformers 4 diye söylemiş. Which film is it? Saat kaçta diyeceğiz film? What time is the film? Ne kadar sürüyor peki diyeceğiz. Ne kadar süreliğini? How long is it? How long is it? It's nearly, yaklaşık nearly 3 hours. About da diyebilirdi nearly yerine. Bu da yaklaşık demek. Geçelim diğer aktiviteye. Soruları cevaplayalım. Bu soruları kendiniz bir cevaplayın lütfen. Daha sonra benim çözdüklerime bakın. What's your phone number? My phone number is... Mesela burayı değiştirebilirsin. Buraya my phone number de, diyelim ya. Hani senin telefon numaran, benim telefon numaram bu. What's your email address? What's your cat's name mesela? My cat's name is boncuk gibi. What is your job? My job is teacher. Ya da I am a teacher diyebilirsiniz burada. I'm a student. İşinizi sormuş. What is your nationality? I am Turkish. Ya da my nationality is Turkish. Bu da doğru. What's your email address? Hadi cevaplayalım. My email address is Are you married? No, I am not. I am not married. I am single. Okay. Hadi şunları bir gruplayalım. Play ile kullananları play yazacağız. Go ile yazılanları go ile yazacağız.
bir durup durdurup bir düşünün. Daha sonra cevaplara bakın. Ben direkt söyleyeceğim. Go swimming, play football, go to work, işe gitmek, play chess, satranç oynamak, go to the park, parka gitmek, play a game, oyun oynamak, go jogging, yürüyüşe çıkmak, pardon, go shopping, alışverişe gitmek, play the piano, piyano çalmak, play cricket, cricket oynamak. Ve son olarak şurada sağ tarafta hemen ikonları görüyorsunuz. Love, like, not like. Burası not like diyorsa ya don't like ya da doesn't like'tır. He she it doesn't like. I you they don't like. Hate yine mesela bu love like ile hate de he she it geldiği zaman S olacak. Mesela he loves, she likes ve bunlardan sonra gelen fiil genelde ing olacak. Mesela he loves going. I like listening. I don't like listening. I hate listening. Şimdi buradaki ikonlara göre dolduralım. Mesela buraya sevgi ikonu var. I love mı loves mı gelecek? Daha sonra ne vardı? Go vardı. Go mu going mi olacak? To the gym mesela. Buraya sizler hangileri doğru bir söyleyin. Mesela burada hangileri doğru? Love olması lazım değil mi? Hiç it olmadığı için S yok. Mesela şurayı silelim. Burada da go olmayacak. Çünkü love like, not like ya da hate'den sonra ing gelirdi fiili. Çünkü yapmayı, etmeyi, gitmeyi severiz diye söyleriz. Bu yüzden ing geliyor. I love going to the gym mesela. Gym'e gitmeyi severiz. Güzel. Peter, üzgün surat. Not like Peter. He olduğu için don't like mi, doesn't like mı? Peter doesn't like. Listen var orada. Ona ing ekleyeceğiz. Listen olarak kalmayacak. Dinle değil, dinlemeyi diyeceğim. Dinlemeyi oldu şimdi. Rap. İşte bu kadar. Joe. Like mı likes mı? Likes, değil mi? Go mu going mi? Going. To concerts. Şunu 4 ve 5'i de yapalım. Ispanağı seviyor mu bakalım? Hayır, sevmiyor. Julie sevmiyor. Julie kim? Kız. O zaman don't like mı? Doesn't like mı? Doesn't like. Ne yapmayı sevmez? Spina sevmez. Ispanağı sevmez. Eric. Facebook kullanmayı sevmez. Ha, seviyormuş, pardon. Eric. Like mı likes mı? Likes. Use mu using mi? Using. Neyi kullanmayı severdi? Facebook. Eric likes using Facebook. Bu örneklerden yola çıkarak bu cümlelere farklı isimler koyabilirsiniz. Mesela I love going to school. Peter doesn't like listening rock music. Joe likes going to cinema. Julie doesn't like mushrooms. Mesela mantarları. Eric likes using Facebook. Bu arada mushrooms. Mantarlar. Module 4. Buradakilerin anlamını verelim. Şef. Aşçı. Retired. Look, I am 65 years old. Okay. Bunun anlamını çıkartacaksınız şimdi. I am 65 years old. And I don't work. Hiçbir yerde çalışmıyorum. Ben nasıl biriyim o zaman? 65 yaşındayım da. I'm retired, yani emekli. Photographer, dentist, toothache'i öğrenmiştik daha önce, diş ağrısıydı. I have a toothache. I go to dentist. Nereye giderim ben? Dentist'e. Dişçi. Manager da daha önce öğrendiğimiz kelimelerden bir tanesiydi, müdürdü. My brother takes photos of models. He is a successful. So my brother takes alır. Photos of models. Modellerin fotoğraflarını. O başarılı bir. Successful. Başarılı. Bunu kaydedin. Başarılı. Öğrenin mutlaka. Successful. Örneğimize de daha çok çıkacak. He is a successful photographer. George is a, in the kitchen dediğine göre, of a luxurious otel. Lüks bir otelde. Chef. I have got an appointment. Appointment mesela genelde you go to appointments. Gidersiniz oraya ve belli bir zamanı vardır oranın gitmenin. Dişçiyle de olabilir. Randevudur. I've got an appointment with my dentist tomorrow because he will fill doldurmak the cavity boşluk in of one of my teeth. Dişimin bir tanesindeki boşluğu cavity dolduracak.
Bizim yeni ciddi bir adam. Kim o ciddi bir adam? Tabii ki menajer. Ben artık I don't work anymore. Artık çalışmıyorum. Artık anymore. I don't work anymore. Daha fazla çalışmıyorum. I'm retired now. I don't work anymore. Hadi bunların zıt anlamlarına bakalım tekrar. Zıt anlamlarını yazalım. Serious, ciddi. Komik nedir? Funny. Smart, şık giyinimli. Sıradan giyinimli diyeceğiz. Casual. Polite, kibardı. Kibar olmayan iki tane var. Biri unkind, biri de rude'du. Beautiful, güzel. Çirkin. Ugly. Thin, zayıf. Şişman. Da fat olacak. Böylelikle ünite sonu testlerini de çözmüş olduk. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste çalışma kitabına geçmiş olacağız ikinci ünitenin. Güle güle.